derbi 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 derbi. Bugün ilk yarıda, ilk dakikalardan itibaren kontrolü ele aldı. İkinci yarıda bir iki pozisyon kalesinde var ama yani evet. Yani hani sizin uçurum evet. Biraz daha yükseliyor mu artık? Evet. Bilemiyorum. Şimdi, hocam 19'da 19. Güncel. Biraz da 100 yılın anısına, hı hı, 35 yıl önceye döneceğim. Türkiye Ligi'nin gerçek analizini yapmak isteyeceğim. Müsaade ederse izleyeceğim. Biz yıllardır futbolculuktan sonra başladığımız yorumculuğumuza insanlara bir takım kendi düşüncelerimizi aktarmaya çalışan bir tecrübe olarak buradayız. Onlara bir şeyler verebiliyorsak, onların düşündüğü şekilde en azından düşünebiliyorsak ne mutlu bize. Analiz yaparken hep rakip üzerinden giderim ama bir de artılara bakacak olursak 19 tane maç oynuyorsun. Önce şunu söyleyeyim. Yıllarca amatör profesyonel futbol oynadım. Çok kısa dönemde olsa antrenörlük yaptım. Çok değerli teknik adamlarla da çalıştım. Çok değerli oyuncularla da çalıştım. Hala devam eden, hiçbir zaman değişmeyecek antrenman metotları vardır. Antrenman metotları değişir. Bilim daha çok faydalanır. Ankara Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımıza, kardeşimizin bütün teknik adamların ihtiyacı vardır. Tabii. Bilimden faydalanmak lazım. Belki. Ama değişmeyen bir şey vardır. Teknik adamlar özellikle hücum çalışması yaparken aynı zamanda defans çalışması da yaptırır. Şimdi Fenerbahçe oynarken de bugünkü oyuncularla da şöyle hayal etsin bakın izleyiciler. Antrenmanlardan bir örnek vereyim. 7 oyuncuyla hücum yaparsınız. 4 tane savunma koyar antrenörler, bir de kaleci koyar. Aşağı yukarı 15-20 dakika boyunca değişerek bu 4 defans oyuncu başka 4 girer. Bak 5 yapmazlar oraya. 7'ye 4 yaparlar. 7'ye 4 yaparlar. Bu 7 kişi değişir. Başka 7 kişi yer. Emin ol bu kadar pozisyona giremiyorsun. Bak emin ol. Hatta biraz daha ileriye gideyim. Pro lisansında bütün arkadaşlarımız da bilir. Sürekli olur. Bizim dönemimizde de bizden sonra da. Mesela Antalya'da olurdu genelde. Oradan Antalya Spor'un genç takımı gelirdi. 14-16 yaş grubu falan oyuncular bize yardımcı olurlardı. Hocalar bize itiyor ya. Hücum yaptırdık takımlara. O oyunculara karşı bu kadar pozisyona giremezsiniz. Şimdi Türkiye Ligi'nin sıkıntısını söyleyeceğim ama öncelikle bunu bir cebimize koyalım. Yani hazırlık maçlarda oynar takımlar. Derazında oynardık biz bir takımla. Amatörü bir takımla atıyorum. Emin ol takılabilirsiniz 19 resmi müsabakada. Bir yerde. Bir yerde. Özel maçlarda takılırsınız. Ama takılacak gibi olmanın dışında 6'yı 7'yi arayan bir Fenerbahçe izliyoruz. Bu da gurur verici bir olay. Bir Fenerbahçeli olarak. Bir futbol adamı olarak. Tabii bunu önemli olduğunu söylediğim için son dakika bekledim. Abdülkadir Bitigen ne yapacak? İyi de maç yönetti. Son dakika penaltı pozisyonu evet. Fırat şey. Ya zaten Fenerbahçeliğine çok çağırmıyorsunuz da. Ya 5-0 iken rahat rahat çağırsana bana kim. Ki Abdülkadir Bitigen'in 2 metre önünde. Yok dedi bir de şöyle. Artık bu gördüm yok dedikten sonra var da aynısını söylemiştir. Çağıramaz. Bu ayrı konu. Ben bunun için söylemiyorum bak. Dün de faulümdü değildi. Bunlara girmedim dikkat ediyorsan. Onu herkes değerlendiriyor. Buna da girmiyorum. Benim girdiğim konu başka. Bu lig Süper Lig tarihinde olmayacak kadar bir lig oldu. Bu bir. Hepimiz görüyoruz. Bir takım Galatasaray, bir takım Fenerbahçe bir 30 puan yakaladı, bir 28 puan yakaladı. Türk futbol tarihinin ilk yarıyı en çok puan toplayan iki takımı göreceğiz. Bak hep beraber göreceğiz. Ligin ilk yarısını 1-2 bitiren takımlar bugüne kadar ulaşmadıkları 49-54 arası puanları bulacaklardır. Bunun tabii yarına bir gün daha önce biliyorsun ikili avarajlarda iki sezon denk gelmişti. Bir tanesi çok uzak değil Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. İki gol farkla Beşiktaş şampiyonmuştu. Yani Beşiktaş bir gol eksik atıp bir gol fazla yeseydi veya Galatasaray bir tane daha atsaydı. Evet. İki tane atsaydı. Hayır Beşiktaş yediği. Ha, yedi. Yani öyle. Evet, herkes bir diyordu. O aslında iki. Evet. Bir gol olsa yine Beşiktaş şampiyon olur. Bu yılda bu olabilir mi?
Mümkün. Güçlü iki takım iki maçı da aynı skorla bitirebilir. Berabere kaldılar. Ya sen niçin 3 dakika uzatıyorsun? Ahmet Hoca'ya, Ahmet İbenoğlu'yu Denizli'den, benim futbolcu abimle de iyi dosttur. Çok saygıdeğer bir insandır. Ahmet Hoca'ya ve Merkez Hekim Komitesi'ne şunu söylüyor. Bu bir kupa maçı değil. O da kupada da yapmayın da hani tur elenmiştir, rakip takım demoralize olmasın. Hatta kazanan takım da diyebilir. Ya bırakın 6 mı olur, 7 mi olur, 8 mi olur, 5-1 biter, İsmail çift sarı kart mı görür? Bilemeyiz ki. Tabii ligin kaderi. O yüzden 5 değişiklik yapılır iken bunun muhtemelen 6-7 tanesi ikinci yarıda oldu. 3 dakika falan uzamaz Muratçığım maç. 6? Uzamaz. Ne kadar uzamaz? Ha şu arada tabii ki 3 dakika durduysa o zaman özür dilerim hocam. Bu ayrı konu. Gözlemlerim olarak söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'yi bir analize geçelim. Sonra ligimizi ve kıyaslamaya geçelim. Çünkü öyle güzel bir gün yaşıyoruz ki biraz da nostalji yapalım istedim. Evet harika oldu. Hatta not defterini de yapacaktım. Hatta dün de Galatasaray maçından sonra bugüne değindim. Fenerbahçelilerin de çok ilgilendiren bir İsmail Hoca ile karşılıklı sohbetimiz oldu. Ona da geleceğim. Bir de nostalji olmuş olur. Çünkü maçın keyfini zaten anlatacağız. Ligimizin vasatlığını anlatacağız. Şimdi Fenerbahçe takımı rakip olarak konuşalım şimdi. Galatasaray'ı ayırıyorum. Muratçığım. Çok özür dilerim hocam. Niye baktım biliyor musun? Oyuncu... 8-0 biten maçta da 3 dakika uzamış. Dün. 8-0. Evet. Bayern Münih maçı. Bayern Münih. Yani 8-0'ken de böyle bir süre eklemişler. Yanlış. Borussia Dortmund'da çekişmiyorlar mı genelde onlar? Benim söylediğim merak başka... ettim evet. Baktım yoksa şey için. Şimdi Fenerbahçe takımı bu kadroyla çıkacağını hepimiz biliyoruz. Ciku sakat olduğu için bu kadroyla oynayacağı aşikar gözüküyor. Rakibiz Galatasaray diyelim, Beşiktaş diyelim. Hatta Trabzon'un Adana Demirspor'u bir soru işareti bırakayım. Alttaki bütün takımlar için söylüyorum. Geride kalan 15 takım için. Murat Kosova ile biz teknik direktör yardımcı antrenörüz. Birlikte çalışıyoruz. Tamam. Hatta İsveç milli takımında 10 yıl önce olduğu gibi iki teknik adamla çalışıyoruz. Sol bak yani. Murat'cığım gelir misin buraya? Şimdi yarın Fenerbahçe ile maçımız var Murat. Bütün gün çalıştık. UEFA mı lig mi? Evet. Şimdi biz bekleyelim mi? Yani top rakibe geçince, yani Fenerbahçe Livakovic'e geldi. Biz ne yapalım? Söyle. Takım halinde defans mı yapalım diye soruyorum Murat. Konuşalım da şu maçı aman. Abi ne yersek yiyelim ya. Öyle... Açalım diyorsun. Yapacak açalım şey. Diyorsun. Hayır demiyorum da bassan bakın, üç tane, çıkacaklar. O zaman şöyle yapalım. 3 alternatif var. Bir tanesi Hatay Spor'un Fenerbahçe'ye oynamak istediği bakın eleştirebiliriz ama bir altında bir fikir var. Bir fikir var. Evet. Şu alana evet, sıkıştır. Sıkışayım diyor. Çözdü mü Fenerbahçe bunu? Çok. Yetenekli çözdü ve farka gitti. İlk yarıda maçı bitirdi. Hı hı. Bugün Pendik Spor. Daha önceki haftalarda Rize Spor ne yaptı? Onlar ben bekleyeyim dedi. Bekleyeyim dedi. Evet. Hani isteseniz de istemeseniz de bekletecekler. Çünkü önde pres yapacak Fenerbahçe takımı. Ve muazzam yapıyor İsmail Hoca bunu. Helal hoş olsun. Bekledi mi Pendik Spor bugün? Bekledi. İlk yarıda bir tane tehdit var mı? Yok. Offset pozisyonu dışında. Sıfır. Kaç tane gol attı? 2. İlk yarı kaç bitti? 2-0 bitti. Yani beklemekle olmadı değil mi? Yok. Hoca dedi ki bekledik Muratçığım olmadı ne yapalım? Biz o zaman oyuncu değiştirelim. Atlet oyuncuların biraz oyun ortak olalım. Dedim ben sana. Bak Murat seni dinledim. Evet haklısınız yaptık. Hocam dedim. Soldan 1-2 tane tamam. Götürdük. Götürdüm. Bir tane pozisyona girebildim. Evet. O da Livakovic. Livakovic. Öbürü, diğeri biliyorsun. Hani şey oyuncu. Diaby'nin pozisyonu bir kere hiç tartışmıyorum. Offside. Offside olduğu söylemedim. İçin de bunu pozisyon olarak söylemiyoruz. Açıldık da kapanamadık. 4 tane daha yediler. Yedik. Hı hı. Bak açtım bizi de Murat 4-6 oldu. Yani A 40 metre oynayalım. Olmadı. B Rize gibi oynayalım. 5 oldu. Pendik gibi oynayalım. İlk yarıyı. Ya bırak biz açık oynayalım dediğin zaman 6 oldu.
Bu arada emin ol, ikinci yarıda 6 tane 7 tane net gol pozisyonu var. Ya, mesela Türkiye'de gördüğüm en egoist olmayan oyunculardan bir tanesi Tadic. Mesela Dzeko yazsa boş kale yapacak değil mi? Evet. Gibi. Evet. Peki. Dzeko getirdi 2-3 tane. Evet Dzeko. Yani şimdi şu görüntüde bu takımı kendiliğinden oynayan bir takım değil. Bir teknik direktör fizik anlamında çalıştırıyor ve bir otorite olarak yapıyor. Şimdi teknik olarak fazla eveleyip gevelemeden 3 tane savunma, ortada karşılama, açık oynaman. Üçünde de seni bertaraf edebilen bir takımdan bahsediyoruz. Bir şey aklıma geldi. Siz çok güzel özetliyorsunuz hocam. Galatasaray'ın tabii orada bir muazzam bir seyirci ve atmosfer de var ama. Evet. Bayern Münih'e yaptı. Evet, şimdi evet. Bakıyorum şu takıma. Evet. Şurada bir şeyler yapabilirim gibi geliyor. Eğer ya buraya top oynar. Galatasaray gibi oynarsa. Galatasaray gibi. En azından bir 45 dakika gücümün tamamını kullanırım. Skoru aldım, almadım. Sonra şimdi, kontrollü oyuna dönerim. O zaman bugünkü gündemimizi ikinci olarak dedim ligimizin kalitesine geleceğim değil mi? Evet. Bunu onunla cevaplayacağım müsaadenizle. Buyurun hocam. O zaman oturalım. Tamam. Estağfurullah. Derbi derbi derbi.